Yunan İsyanı ve Lord Byron Yunan isyanları sırasında Osmanlı Devleti Yunan birlikleriyle değil, doğrudan İngilizlerin devletiyle savaşmıştır. Homoseksüel İngiliz şair Lord Byron savaş sırasında Yunanlılardan daha çok Yunan ordusunun bir neferi gibi mücadele etmiştir. İngilizlerin devletinin finansmanı ile paralı askerlerden oluşan Byron birliğini kurmuştur. Birliğin başında savaşırken ölmüştür. Lord Byron Tepe Delenli Ali Paşa'yı ayaklanmaya ikna etmiş bu sayede Osmanlı ordusu iki tarafta birden mücadele etmek zorunda kalmıştır. Osmanlı ordusu Yunan isyanını bastırmak üzereyken İngilizlerin devletinin öncülüğünde İngiliz, Fransız ve Rus donanması Navarin'de Osmanlı ve Mısır donanmasının 70'ten fazla gemisini batırmıştır. Ancak Osmanlı ve Mısır donanmasının yok edilmesi de Yunanlıların galibiyeti için yeterli olmamıştır. Yunan devleti ancak 1828-29 Osmanlı-Rus savaşının akabinde kurulmuştur gerçekleşen bütün bu olaylar İngiliz derin devletinin güdümünde olmuş ve derin devletin himayesinde Yunanlılara bağımsızlık sunulmuştur. Yunan komutanı Kolokotronis anılarında Tripoliçe şehrinde 32 bin Türk'ü şehit ettiklerini yazmıştır. İngiliz tarihçi Walter Ellison Phillips ise Tripoliçe katliamı hakkında şunları söylemiştir. Üç gün boyunca şehrin sakinleri bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkencelere tabi tutuldu. Katliam o kadar büyüktü ki Kolokotronis kapıdan Hisar'a kadar atının ayaklarının yere hiç dokunmadığını söyledi. Şehirdeki Yunan zaferinden sonra yol kenarları cesetlerle doldu. Kadınların ve çocukların bulunduğu Müslüman kitleleri yakınlardaki dağlarda katledildi. William St. Clair, katliam sırasında Tripoliçe'de bulunan Yunan subayların gördüklerini böyle anlatmıştır. 10.000'in 10 üzerinde Türk öldürüldü. Paralarını sakladığı şüphe edilen tutsaklara işkence edildi. Kolları ve bacakları kesildi ve ateşin üzerinde yavaş yavaş kızartıldılar. Hamile olan kadınların karınları kesildi, kafaları kesildi ve köpek kafaları bacaklarının arasına sokuldu. Cumadan pazara kadar hava çığlık sesleriyle doluydu. Bir Yunan 90 kişiyi öldürdüm diye övünüyordu. Yahudi topluluğu sistemli bir şekilde işkenceden geçirildi haftalarca aç bırakılan Türk çocukları çaresiz yıkıntıların arasında koşarken Yunanlılar tarafından yere atıldılar, sonra vuruldular. Su kuyuları cesetlerle dolduruldu. İngiliz derin devletinin kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdiği Yunan isyanı Yunanlara da bir fayda sağlamadı. Osmanlı'dan bağımsız bir Yunanistan devleti kurulduktan sonra göç ters yönde yani Yunanistan'dan Osmanlı'ya doğru gerçekleşti. 1834-36 yılları arasında 60 bin kişi bağımsız Yunanistan'ı terk etti ve birçoğu Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa idaresindeki Girit Adası'na yerleşti. Tarihçi Sebastian Slade, Yunanistan'ı ziyaret eden her seyyahın Osmanlı idaresindeki maddi ve manevi açıdan daha iyi yaşamış olduklarını kabul ettiğini yazmıştır. Yunan isyanının ana amacı Türklerin Avrupa'dan çıkarılmasıdır. Bu isyanlarla başlayan proje sonunda 100 yıl içinde Balkanlardaki 500 yıllık Türk varlığı bitmiş ve Müslüman sayısında büyük bir azalma olmuştur. Amerikalı tarihçi Justin McCarthy 1821-1922 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyon Müslümanın Avrupa'dan sürüldüğünü ve 5 milyondan fazlasının şehit edildiğini ya da kaçarken hastalık veya açlık sonucu şehit olduğunu tahmin etmektedir.